2006 yılında taş düşmesi sonucu ne yazık ki bir çocuk bu okulda hayatını kaybetti. Eğitim 2020 yılına kadar devam etti. Ancak 2020 yılında tutulan raporlar neticesinde okuldaki eğitime ara verildi. Yapılacak olan iyileştirme çalışmaları sonrası okulda eğitim devam edecekti. Ancak eğitim devam etmedi. Çocuklar kilometrelerce uzaklıktaki başka mahalledeki okullara taşındı. Daha sonrasında o okullarda yollar güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Şimdi çocuklar başka bir okula geçmek zorunda kaldılar. Çocuklar yollar sürekli güvenli olmadığı için ve yollarda heyelanlar oluştuğu için okullarına gidemiyorlar. 15 gün önce açılan okullarına çocuklar siftah bile yapmadılar. Onlar mahallelerindeki en yakın noktada bulunan işte bu okulun açılmasını istiyorlar. AFAD'ın tuttuğu bir rapor vardı. İşte okulun etrafında güvenlik önlemleri alınması nedeniyle kapatıldı. Okul o tarihten itibaren hiç ara vermeden eğitime devam etti. Hiçbir güvenlik alınmadan devam etti. Ta ki 2020 yılında yapılan bir incelemede hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve okulun eğitime devam ettiği tespit edildi. İl Milli Eğitim Müdürü AFAD'ın yazdığı yazıda okulun bu şartlarda devam edemeyeceğini, önlemin alınmasını bildirdi. Buyurun tekrar. İşte okulumuz 2020 yılında kapatıldı. Bize Arsin Başturak Mahallesi'ndeki kapatılan bir okulu, yani madene 15 kilometre uzaktaki bir okulu gösterdiler. Orada derme satma eğitim yaptırdıktan sonra yollarından tehlike arz ettiği için burayı da kapatma kararı aldılar. Ve Çamlıyurt İlköğretim Okulu olan Yukarıçi İlköğretim Okulumuza okulumuzu taşıma kararı verildi. Maden Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Biz bu yollarda oynuyorduk. Biz okulumuzun açılmasını istiyoruz. Yetkililerden her türlü yardım bekliyoruz. Gerekirse biz de vatandaş olarak her türlü yardım yapmaya hazırız. Benim de iki tane çocuğum burada okula gidiyor. Biri ana sınıfına başlayacak, biri üçüncü sınıfa gidiyor. Ama okul açılalı 15 gün oldu. Benim çocuğum hala okula gidemiyor. Yani haftanın 5 günü okul varsa haftanın 2 gününü ancak gönderebiliyoruz okula. Diğer kalanını gidemiyor yani. Beşte kalkıyorum. 8.30'da okula gidiyorum. Okulumuzun açılmasını istiyorum. O ağır Çamlıyurt okulunu istemiyorum. Orası çok tehlikeli. Ve ben okul açılalı hiç okula gidemiyorum. Orası kapandığı için. Sınıfta 40 yani 20-30 kişi gidiyorduk. Hiç yer mer kalmıyor. Sınıflar çok küçük. Biz okulumuzun açılmasını istiyoruz. Haftada 5 gün varken biz 2 gün anca gidebiliyoruz. Yani heyelan oluyor, taş falan geliyor, korkuyoruz. Bayağı kar yağıyor çünkü dağın tepesine çıkıyoruz. Okulumuzun açılmasını istiyoruz. Okulumuzun açılmasını istiyoruz.